Herkese merhabalar. Harika bir tatlıyla geldim. Muzlu dondurmalı süper bir tatlı. Krem şantimi daha önce hazırladım. Bir bardak süt ve bir paket krem şanti ile biraz buzluğa atılıp dondurulması gerektiği için önceden hazırladım. Bir kalıp çikolatamı bu şekilde parçaladım. Üzerine göz kararı bir miktar süt koyup çikolata sosu elde edeceğim en son tatlımın üzerine dökmek için. Böyle bir miktar kadar süt ilave ettim. Artık ocağa alıp eriteceğim bir adet büyük boy muzum var. Muzumu halka halka doğruyorum. Bir kup yapacağım ve kupumun altına muzumu sereceğim ilk baştan. Şimdi kullanacağım bardağımı, kupumu ya da herhangi bir kasemi alıp dibine doğradığım muzlarımı bu şekilde yerleştiriyorum sıra sıra. Daha güzel bir görünüm olsun diye direkt ata da bilirsiniz. Önemli olan lezzetse sizin için. Ben şimdi size göstereceğim için biraz görünüme de önem verdim. Bütün muzlarımı yerleştirdikten sonra üzerine istediğiniz hangi çeşit olursa olsun dondurma ilave edebilirsiniz. Ben vişneli, limonlu ve vanilyalı kullanmak istedim. İsterseniz tek çeşit, isterseniz 10 çeşit, ne kadar isterseniz onu kullanabilirsiniz. Dondurma tamamen sizin özgürlüğünüze kalmış bir şey. Dondurmalarımı da istediğim kadar ilave ettikten sonra artık krem şantimi ilave edeceğim. Bir sıkma torbasını alıp krem şantimi ilave ediyorum. Krem şantimi sıkma torbasına aldım. Ucunu derdim. Ve bu şekilde bolca ilave ediyorum. İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Krem şantimi de ilave ettim. Şimdi üzerine çikolata sosumu ve bir adet de Böğürtlerimi koyup servise hazır hale getireceğim. Çikolatalarımı da sütümün içinde erittim. Gördüğünüz gibi harika bir kıvama geldi. Şimdi onu da böyle istediğim gibi döküyorum her yerine. Çok keyifli bir tatlı. Mutlaka denenmesi gereken bir tatlı. Hepinize şimdiden afiyet olsun.